Heym4'ten bir kez daha merhaba. Evet, seçimlere gerçekten sayılı günler kaldı. Ee, Türkiye'nin en kritik seçimlerinden bir tanesinin arifesindeyiz. Siyasal partilerde sahalarda çalışmalarını yürütüyorlar. Bir taraftan da tabii ki merkezi düzeyde siyasetin dili de sertleşiyor. Bütün bu sertleşmeleri konuşacağız. Ee, kutuplaşma dilinin sandıklara nasıl yansıyacağını tabii ki konuşacağız. Kimle konuşacağız? Deva Partisi kurucularından Mustafa Yeneroğlu bizimle. Aynı zamanda kendisi CHP listelerinden İstanbul'da 3. bölgede aday. Mustafa hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hemen ee, böyle sıcak bir gündemle başlamak istiyorum sizinle. Ee, bu Hüdapar meselesi önemli. Çünkü Hüdapar'ın oy, oy potansiyelinden ziyade bölgedeki geçmişinden kaynaklı bir sosyolojik taban Sahibi olan Hizbullah'ın devamı olan Hüdapar'ın oradaki e, etkisinin daha niteliksel bir etki olabileceği çok konuşuldu. Bütün bunlar konuşulurken birden Trabzon'dan, e, geçmişte de çok karşılaştığımız Trabzon'da tayadlı ailelere benzer hikayeler olmuştu. Yine HDP'li milletvekillerine de benzer saldırılar olmuştu. Böyle inanılmaz bir yine... Vatan Millet Sakarya diyebileceğimiz dozunda içinde layık sloganların da olduğu bir tepki oldu. Herkes böyle hüdapar olunca ya aslında hani layıklık karşıtı bir yapıya karşı layıklar normal ya da meşru tepkilerini gösteriyorlar gibi bir algı oluştu. Sizce böyle mi? Gerçekten seçim güvenliği açısından ne söylüyor bize Trabzon? Şimdi tabii öncelikle e, Trabzon'daki görüntüler gerçekten çok üzücü. E, demokratik hukuk devleti adına ülkenin geldiği noktayı da gözler önüne seriyor. Ancak tabii şunu da belirtmek gerekiyor. İktidar e, ülkede demokratik kültürü o kadar ezdi ki artık kendi ortağı bile bunun kurbanı oluyor. E, bunu e, belirtmek gerekiyor. E, Trabzon'da e, bir siyasi partinin, yasal bir siyasi partinin stand kurması ve o standın emniyet güçleri tarafından korunması Demokratik hukuk Devleti'nin asgari gereğidir Eğer bu bile başarılamıyorsa o zaman zaten muhalefete yönelik iktidarın kullandığı muhalefeti terörize eden dil Hatta ve hatta Güneydoğu'da milyonlarca seçmeni terör örgütüyle ilişkilendiren HDP'yi devamlı terör örgütüyle ilişkilendiren bir dile de, Şaşırmamak ve bu dilin artık ne kadar bazı bölgelerde toplumsallaştığını e, görmemek ve bundan ürkmemek mümkün değil. Şimdi e, Hüdapar'ın standlarına e, e, bu saldırılardan önce de aynı zamanda Mersin'de de Hüdaparlı gençlere fiili saldırılar oldu. Hı hı. Yaralananlar oldu. E, bunu tabii şiddetle kınamak gerekiyor. Yani Hüdapar'la ilgili her türlü eleştiri yapabilirsiniz. Bu eleştiriler meşrudur ama bunu demokratik kültür içinde yapmak gerekir. Hele fiili saldırılar, Hüdapar'ın temel haklarını yok saymak, bir siyasi partinin temel haklarını yok saymak asla kabul edilemez. Aynı zamanda şunu da e, ifade etmek gerekiyor. Orada kullanılan dil, Hüdapar'ı aşan, Hüdapar'ın ray yönelik eleştirinin çok ötesinde... Bir e, Kürt, Kürt gibi dinleme. Kürtlere karşı bir fobiyi de, e, Kürtlere karşı kısmen endişenin çok çok ötesinde, üzülerek ifade ediyorum, ırkçı bir dili de ortaya koyuyor. Yani iktidar son yıllarda beslediği aşırı milliyetçiliğin neticesiyle de bugün karşı karşıya. Dolayısıyla bu dili üreten iktidardı. Yani şöyle düşünün, Süleyman Soylu gelen geçene terörist ilan ederse, Tayyip Erdoğan gelen geçeni terörist ilan ederse, HDP'yi Cumhuriyet Halk Partisi'ni, muhalefeti devamlı bir biçimde terörist ilan ederse e, sokaktaki vatandaşın da bunu ciddiye alıp da e, bu ortamlara saldırmaması zaten başlı başına bir mucize. Uh -huh. Yani normal bir de tersini düşünün. Bakın Tayyip Erdoğan'ın bugün ülkede kullandığı dili AK Parti'ye oy veren insanlar ciddiye alsa Allah korusun e, ülkede korkunç olaylar olur. Ağzına yani şöyle demiyorsunuz değil mi Mustafa <laughs> Bey? Yani Hizbullah'ın işte 90'lardaki fonksiyonunu yani biz en azından gazeteciler olarak yakından takip etmiştik. Yani oradan gelen bir e, siyasi olarak, ge, gelen olarak e, gelen gelenek olarak Hüdapar'ın siyaseten eleştirilmesi ayrı Tabii. ama siyaset alanının e, tam da iktidarın beslediği milliyetçi damar üzerinden daraltılması ayrı mı diyorsunuz? Elbette. Şimdi demokratlığın asgari gereği budur. Bir kere Hüdapar'ın birçok önerisine şiddetle karşı olan bir insanım. Bu özellikle kadın erkek eşitliği konusu olsun, demokratik devlet anlayışı olsun, Hüdapar'la çok ayrı düştüğümüz fazlasıyla konu var. Dolayısıyla Hüdapar'ın demokratik hukuk devletini benimsediğine dair ciddi kuşkularım da var. Bu ayrı bir konu. Hı hı. Ama bu siyasetçi olarak benim konum değil. Eğer biz demokratik hukuk devletinde, gerçek anlamda demokratik hukuk devletinde yaşamış olsaydık, bağımsız ve tarafsız yargı bunun gereğini yapabilirdi. Bu ayrı bir tartışma konusu. Hı hı. Ama formel olarak yasal faaliyette bulunan bir siyasi partiyi bu şekilde düşmanlaştırmak ve Hüdapar üzerinden de aslında Hüdapar'ın temsil ettiği kitleyi adeta doğrudan terörle ilişkilendirmek çok vahim bir yanlış. Bunun karşısında duruş sergilemek gerekiyor. Aynı zamanda Trabzon'da tabii ki Hüdapar'ın temsil ettiği fikirleriyle... Ama mesela iktidar, yani iktidar gibi, partileri de sessiz, MHP sessiz, Erdoğan sessiz. Neden sessiz? Çünkü iktidar dedim ya. Soylu sessiz. İktidarın o iktidarın ürettiği iklimin neticesi bu. E soylu sessiz çünkü soylunun zihin dünyası normalde Hüdapar'ı zaten hiçbir şekilde artık kabul edemeyecek zemini onlar oluşturdu. Şu normal şartlarda Hüdapar onların yanında olmasaydı Hüdapar'ı da terörle ilişkili olarak değerlendirirlerdi. Şimdi Hizbullah konusu ayrı bir konu. Korkunç cinayetleri bu ülkede işlemiş. Evet. Ve bunların da yeterince üzerine gidilmemiş. Özellikle o siyasi genelek, gelenekle ilgili de yeterince durumun, özellikle siyasi mecrada da açıklığa kavuşturulmamış hususlar var tabii. E, gönül isterdi ki Hüdapar da açık ve net bir biçimde Hizbullah'ın o cinayetlerine, o korkunç zihin dünyasına daha net tavır koysun. Hüdapar bunu yapıp yapmadığı konusu Yapmadı. ayrı bir tartışma evet, bir Ayrı bunu bir tartışma yaptım. meselesi. Bunu e, çok açık ve net bir biçimde eleştirmek başka bir şey ama bundan hareketle hüdapara hayat hakkı tanımama gibi hüdaparlara yönelik fiili saldırılar gibi bir tutum ortaya koymak kesinlikle kabul edilecek bir durum değil. Demokratik de değil. Şimdi hüdaparın demokrasi anlayışını tartışalım, eleştirelim ama Hüdapar'ın karşısında kullanılan sloganların da demokrasiyle uzaktan yakın alakası yok. Siz laiklik hassasiyeti dediniz. Bu çok yanlış anlaşılan bir laiklik anlayışında tezahür onda belirtelim. Hı hı. Yani şimdi laiklik demek ideolojik devlet demek değil ki. Laiklik demek nötr devlet demek, seküler devlet demektir. Herkese eşit mesafede olan devlet demektir. Demokratik hukuk devletinin zaten asgari gereğidir bu tutumu ortaya koyması, herkese eşit davranması. Ama Türkiye'de hep bu tartışıla geldi biliyorsunuz. E, a, tamam ama. Yani diyanetin varlığı bile bu bağlamda hep tartışıldı bakın, biliyorsunuz. Bakın Türkiye'de o otoriter laiklik anlayışı, ideolojik laiklik anlayışı hiçbir zaman demokratik olmadı. Ya şimdi ya diğer tarafı konuşalım ama bu tarafı da konuşalım. Ya bir taraftan mesela insanlar diyor ki ya şeriat isteyen insanlar e, demokratik devleti kabul edebilirler mi? Bunu tartışalım. Bunu e, üzerinde duralım. Ama öbür tarafta ideolojik devlet tasavvuruna sahip insanlar da aynı şekilde topluma bir kimlik empoze etmeye çalışıyor. Onların da herkes eşitliğini, herkesin eşitliğini esas alan demokratik hukuk devletini kabul etmiyorlar. Türkiye'deki çatışma demokratlarla bu sebepten dolayı otoriterler arasında. Biz ne diyoruz? Bugün Türkiye'nin çatışması bir tarafta çoğulcu, eşitlikçi, demokratik toplum düzenini savunanlarla diğer tarafta kendi aralarında sadece rengi konusunda uyuşmazlık içerisinde düşünen otoriter devlet tasavvuruna sahip insanlar arasında. Bu siyasi partilerin çok üzerinde, çok dışında ve hatta siyasi partilerin birçoğunda içinde yürütülen bir tartışma. Yani şimdi. muhalefette olup da bu tarafta yani, olan var ya da iktidarda olup elbette, bu tarafta olanlar elbette, var mı elbette, diyorsunuz? Elbette Türkiye'nin sosyolojik zemini asıl bu ve şu anda her şey birbirine karışmış vaziyette. Her şey iç içe geçmiş vaziyette. O sebepten dolayı tam olarak vatandaş da bunu ayırt edemiyor. Yani kavramlar değil mi? Ya tabii ki bakın soyut düzeyinde insanlara sorsanız e, demokrat mısınız diye toplumun yüzde seksen küsürü kendisini demokrat olarak tanımlar. Peki söz konusu Aleviler bağlamına gelince bu sayı azalır. Kürtler bağlamına gelince bu sayı daha da azalır. Onun ötesinde sizi tahrik eden zihin dünyaları sizi tahrik eden rahatsız eden görüşler noktasında deseniz daha da azalır. Dolayısıyla Demokratik kültürü taşıyan toplum, bu iktidarın özellikle son yıllarda uyguladığı politikalarla daha da zayıfladı. Asıl vahim olan bu bugün orta siyasetin merkezi ortası dediğimiz zaman maalesef aşırı sağ siyasetin ortası. Niye? İktidarın yanlış göç politikalarıyla, toplumu yoksullaştıran politikalarıyla, orta sınıfı ezen yaklaşımlarıyla. Kullandığı gelen geçeni terör örgütleriyle ilişkili ilan eden politikalarıyla ülke bu noktaya geldi. Bakın son günlerde Tayyip Erdoğan'dan daha fazla PKK propagandası yapan birisi var mı? Niye istinaden bunu söylediniz? Yani kandilden talimat Şimdi, alıyorlar, ta, ta, söyleminin fazla cu, olması anlamında mı? Cumhurbaşkanı olan bir noktada bir insan PKK'yı o kadar güçlü gösteriyor ki PKK kendisiyle ilgili. Böyle bir reklam yapması mümkün değil. Yani Cumhurbaşkanı maalesef ne söylediğinin farkında değil. Terör örgütünün propagandasını bizzat kendisi bilinçli veya bilinçsiz bir biçimde yapıyor. İçişleri Bakanı da aynı şekilde. Dolayısıyla çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bunlar ne söylediklerini bilmiyorlar. Bunların yani bu söyledikleri, ortaya koydukları dille kısmen zaten kendileri de inanmıyorlar da. Ama sonuçta siyaseten bunun söylenebileceğini Düşünmeleri bile gerçekten çok korkunç bir durum. Peki bu Bey ve buradan yola çıkarsak bu yani çok da ilişkili olduğu için e, bu bağlamda da sormak herhalde tam yeridir, zamanıdır diye düşünüyorum. Bu seçim sonuçlarıyla ilgili işte darbe girişimi dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz 14 Mayıs kıyaslaması yaparken bir Batı menşeli darbe girişimi olabilir dedi. 14 Mayıs için. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak bir kandilden talimat alan muhalefet söylemini sürekli olarak taze tutuyor, tedavülde tutuyor vesaire. E, kendi içlerinde bile bir tartışma oldu. İşte Meclis Başkanı Mustafa Şentop yani seçim seçimdir darbeyle ilişkilendirmek. Çünkü artık onlar da endişe etmiyorlar. Yani baktabıda. evet böyle bir açıklama yaptı. Bütün bu sözler... Bir şey hazırlık mı yoksa bir yine korkutma siyaseti mi? Bir taraftan sizi sokuyorsunuz. Bir taraftan Tayyip Erdoğan'ın itilmeye çalışıldığı daha despotik bir düzen var. Seçim sonuçları işimize gelmezse bunu kabullenmeyelim şeklinde bir akım var. Bu şu anda ortamı bir taraftan domine etmeye çalışıyor. Bu AKP'nin kendisi mi Erdoğan'ın kendisi mi yoksa ittifakı mı? ben hani kendisiyle ilgili bu ithamda bulunmak istemiyorum. Her ne kadar söylemleri bunu besliyor olsa bile. Yani Tayyip Erdoğan'ın söylemleri bunu besliyor maalesef. Bu da diğer tarafta da AK Parti içerisinde bu durumun ülkeyi felakete götüreceğini gören ve bundan endişe duyan kısık seste buna itiraz eden insanlar var. Şimdi onlar da ama artık bu iş bu noktaya geldi zaten. Bu bugünle ilgili bir mesele değil ki. Tayyip Erdoğan o güç sarhoşluğunu o kadar böyle benimsedi ki, o kadar artık sarhoş vaziyette ki, akli selimle meseleleri değerlendirebilecek durumdan çok çok uzak maalesef. Bunu içeride insanlar görüyor. Bakmayın siz dışarıda farklı farklı dil kullandıklarını. AK Parti içerisinde akli selim insanların çok büyük bir bölümü bu gidişatı görüyor ve ciddi manada endişe ediyorlar zaten. Fakat, yani sandık sonuçlarını rıza göstermek gerektiğini İnanan ağırlıklı bir kesim mi var ya ülke, AK Parti içinde? AK Parti içerisinde artık sonuçta ne olacaksa olsun... ...ülke huzur bulsun noktasında düşünen... ...yenilgiyi gören ama yenilginin bugün değil... ...çok önceden geldiğini gören... ...ve bunun artık kabullenilmesi gerektiğini düşünen... ...ve bu konuda da artık kullanılan dil o darbe dili o terörize eden toplumu terörize eden ciddi manada rahatsız olan insanlar var aslında sonuçta bunlar doğrudan e, Tayyip Erdoğan'ı hedef almaktan çekiniyorlar korkuyorlar kendileri de hedef olmak istemiyorlar çünkü Süleyman Soylu'yu doğrudan hedef almaktan çekiniyorlar ama bugün Süleyman Soylu AK Parti içerisinde zaten normal şartlarda bu kadar gücü olmazsa marjinal bir görüş olurdu yani Süleyman Soylu'nun tutumundan dilinden ciddi manada rahatsız olan AK Parti içerisinde fazlasıyla aklı selim insanlar var. Onlar bunu görüyorlar. Ama? Ama sonuçta artık kişilikler o kadar ezildi ki. Bakın şimdi... Vekil e, kişiliği değil mi? Tabii ki vekil yani kişilikler o kadar ezildi ki insanlar sonuçta bir taraftan kendilerini şöyle kandırıyorlar. Ehvenişer diyorlar. Diğerleri bizden daha mı iyi diye kendilerine kandırıyorlar. Ondan sonra ya bunlar revanşizmden endişe ediyorlar. Bu endişelerle ilgili de karşı tarafında hukuk devleti bilincine yeterince sahip olmadığını düşünen insanlar da var. Ama adeta tarikat terbiyesiyle Tayyip Erdoğan'a tabi olanlar da var. Hı hı. Bunun ötesinde yani tabii 20 yıllık iktidar dönemi içerisinde çok para kazanmış, zengin olmuş, bunun hesabını vermek istemeyen insanlar da var. Hı hı. Ama aynı zamanda o Türkiye'nin o bildik, birbirine yabancı, birbirini ötekileştiren yaba mahalle kültürü içerisinde de böyle kendi mahallesini savunur psikolojisiyle hareket eden kesimler de var. Farklı farklı nedenlerle. E, tabii çok farklı hmm. nedenler var. Çünkü sonuçta bunlar o, kendileriyle devamlı görüşüyorum. Görüştüğüm hmm. ortamda da e, özellikle artık şunu söylemiyorlar. Mesela AK Parti içerisinde AK Parti'nin politikalarını savunan doğru dürüst insan kalmadı. Hmm. Özel de samimi ortamlarda konuştuğun zaman böyle insan kalmadı artık. Herkes durumu görüyor. Herkes felaketi görüyor. Ama sonuçta ya o nedenle, bu nedenle sessiz kalıyor. o nedenle, kalıyor. bu nedenle sessiz kalıyor veya hutta veya hutta sessiz kalmanın ötesinde bazıları var. İçeride çok farklı konuşuyor. Dışarıda aşırı bir hırçın dil konuşuyor. Hmm. Mesela sonuçta içeride bakıyorum benden çok çok daha fazla eleştiren, görüşmelerimde de benden daha fazla eleştiren arkadaşlar A Haber'e çıkıp tam tersini söyleyebiliyorlar. Takiye riyakar. Ya bu çok korkunç bir şey. Tabii bunun sonuçta izahatı yapılabilir ama bakın daha ya bunun açık halleri de var zaten. Şimdi Numan Kurtulmuş çıkıyor evet. diyor ki yani 14 Mayıs'ta tabiri caizse hiç kimse Uhud'daki dağını terk etmeyecek. Aynı Numan Kurtulmuş. Aynı Numan Kurtulmuş. Hiç kimsenin kullanmadığı bir dilde Tayyip Erdoğan'a Karun diyordu, Firavun diyordu. Evet. AK Parti'nin iyi dönemlerde bunu söyleyen Numan Kurtulmuş. AK Parti'nin şu anda despotik devlet anlayışının taşıyıcısı olduğu, 28 Şubat'ın adeta temsilcisi olduğu bir dönemde AK Parti'yi bu şekilde savunacak noktaya gelmişse zaten onun samimiyeti nin olmadığı çok açık ve net olarak ortada. Ha Binali Yıldırım mesela Binali Bey'in söylediklerine bakıyorum. Ben sadece gülüyorum. Niye? Çünkü Binali Bey'in gerçek düşüncesini biliyorum. Şimdi çıkmış ne diyor işte FETÖ terör örgütünü, PKK terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir. İnanın milletle alay ediyor. Millet de alay ediyor. Buna inandığı değil ki, inanmıyor. İnanmadığını adım kadar biliyorum. Ama sonuç itibariyle alışmışlar, işi profesyonelliğe dökmüşler. Ortada sonuçta maalesef yani böyle... E, ahlaki seviye zaten e, o artık aranacak bir şey değil yani. Ondan çok uzaklaşılmış bir tablo. Dolayısıyla bu dili kullanarak hı hı. çünkü artık topluma vaat AK Parti'nin topluma vaat edeceği bir şey kalmadı. Bütün değerleri tükettiler. Vaatlerin de artık bir karşılığı olmadığını gördüler. Her gün isterlerse para dağıtsınlar. E, toplumun AK Parti'ye artık yeter artık demesini değiştiremeyeceklerini gördüler. O yani sebepten dolayı ne yapıyorlar? karşılık buluyor mu bu yerli milli Beka. Bir kesim, bir kesimde karşılık biliyor. Hı. Ben bunu sağda görüyorum. Ama zaten partili kesimde. Partili kesim argüman üretemediği için bu argümanlara sarılıyor. Bu Hı. toplumu daha da hırçınlaştırıyor. Toplumu sonuçta karşılıklı öfkeleri de artırıyor. Hı. Ve bu insanlarla artık mesela rasyonel argümanlara kısmen kapalı olduklarını görüyor bir kesimin. Ama bu azınlık bir kesim. Hı. Yani çok azınlık bir kesim. Asıl AK Parti'nin de geniş kesimi durumun çok farkında, gidişatın çok farkında. Hı hı. Bu seçimlerin asıl belirleyicisinde derin yoksulluk olduğunun çok farkında. Dolayısıyla böyle bilmem gelen geçeni PKK ile ilişkilendirmek falan filan bunun toplumda bir karşılığı yok. Niye? E çünkü aynı Tayyip Erdoğan, e Galip Ensaroğlu söyledi. Evet. De, e, e, söyledi, dedi ki yani... Devlet dedi. Öcalan'la Öcalan sürekli, sürekli görüşüyor sürekli dedi. Sürekli görüşüyor dedi. Hı -hı. E, Tayyip Erdoğan zaten İstanbul seçimlerini kazanmak için. Evet. E, Ali Kemal Özcan'ı e, gönderdi e, akademisyeni. Yani, o mektubunu okutmadı mı? Hı -hı. HDP seçmeninin e, ikna etmek için, fikrini değiştirmek için. Öcalan'ın kardeşini televizyonlara çıkarmadı mı? Ya Vatandaş bunu görüyor, biliyor. Bakın hiç unutmuyorum İstanbul seçimleriydi. Birçok milletvekili bu Öcalan'ın mektubu yayınlandıktan sonra artık sokağa çıkmak istemedi. Niye? Çünkü sokakta öyle bir tepki vardı ki AK Parti milletvekillerine dedik ya sokağa çıkacak yüzümüz mü kaldı bizim yani. Yani Tayyip Erdoğan öyle bir noktaya geldi ki Öcalan'ın mektubunu televizyonda oy almak için okutuyor. İnsanları bu şekilde manipüle etmek için okutuyor. Bu AK Partililer içerisinde de çok ciddi bir etkiye ve tepkiye sebebiyet verdi. Çünkü bu kadar da olmaz noktasına birçok insan geldi. Ve sahaya çıkmadı. Ben çok insanın o günlerde sahaya çıkmadığını biliyorum. Herhalde zaten genelde İstanbul seçimleri için şu konuşulmuştu ya Mustafa Bey. işte kaybedilmesinde yani iktidarın bu büyük şeyleri kaybetmesinde sandığa gitmeyen tepkili AK Parti seçmenin etkili olduğu da konuşulmuştu. Şimdi bakın Binali Yıldırım İstanbul seçimlerini konuşmak istemiyor. Dün televizyonda da söyledi, konuşmak istemediğini söyledi. Biraz konuşsa diyecek ki İstanbul seçimlerini bana kaybettiren kişi Süleyman Soylu'dur diyecek. Eminim bunu diyeceğine. Yani eğer samimi olsa, gerçekten düşüncelerini ortaya koysa, bunu demek durumunda. Onu hangi bağlamda söylediniz Mustafa Bey? Çünkü İstanbul seçimlerini, İstanbul seçimlerini yerel bir seçimin ötesine getirip ulusal bir referandum'a hmm, dönüştüren. Evet. Ee, ...Süleyman Soylu'nun gelen geçeni terörize eden ve AK Parti İstanbul Teşkilatı'nın da aşırı derece rahatsız olduğu... ...sağda ancak böyle daha milliyetçi çevrelerin ötesinde kimseyi ikna edemediğini bir de siz bunu Daralttı kime karşı diyorsun, kullanıyorsunuz? Diyorsun. Kime karşı bu söylemleri kim etkileyecek? Karadenizli insanı etkileyecek. Ee, Ekrem İmamoğlu e, kim? Ekrem İmamoğlu'nun kendisi Karadeniz'de. Dolayısıyla yani şimdi... Burada bu insanları, bunları yani insanlar kusura bakma da bu kadarını da yemez evet, noktasındaydı. Pontus meseleleri e oldu O kadar sonuçta bel altı vuruşlar oldu ki. Ya bunlar, ya bu, inor, inanın bakın bu insanların çoğu sokağa çıkacak hali olmaması lazım, yüzü olmaması lazım. Bunlar zannediyorlar ki evet ben bugün bunu söylerim, yarın öbür gün sanki hiçbir şey yokmuş gibi tam tersinde söyleyebilirim Ama gibi. Ama soylu hala etkili ve güçlü. Ve özellikle seçim çalışmalarında Erdoğan, AK Parti'nin yüzlerinden bir tanesi Soylu. Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan, mütedeyim muhafazakar kesimi öyle milliyetçi bir uca itti ki onu en güçlü temsil edecek kişi Süleyman Soylu oldu. Dolayısıyla bu yine Tayyip Erdoğan'ın kabahati ve Tayyip hmm. Erdoğan'ın o ürettiği bir netice. Bu neticeni elbette bayraklarlarını yapacak, bunu temsil edecek en güçlü siyasi profil Süleyman Soylu'dur. Normalde Süleyman Soylu'nun öyle bir gücü AK Parti içerisinde yoktu. O zihin dünyasında sonuç itibariyle AK Parti'nin normalde kitlesi geçmişte hiç tasvip etmezdi. Yani Soylu'yu bu pozisyona getiren Erdoğan o zaman. Tabii ama tabii Soylu... Yani de, zihin, ama zihin elbette, dünyası ama, bağlamında. Elbette ama şöyle Soylu profesyoneldir. Onu düşünmek lazım. Yarın öbür gün Soylu sosyal demokrat olması gerekiyorsa, hani becerebilirse artık o değişimi, sosyal demokrat olur liberal demokrat olması gerekiyorsa liberal demokrat oldu. Artık tutmaz da bunlar. Ama sonuçta soylu bu işlere eminim profesyonel olarak bakar. Öyle sonuçta çok hani bu konularla ilgili bir insanın bu söylediklerinde bu ortaya koyduğu vatandaşı darbeci olarak telaffuz edecek bir dilde hem İçişleri Bakanı hepimizin güvenliğinden sorumlu. Böyle bir dilin Akliselin bir dil olduğunu düşünebilir miyiz? Yani şimdi düşünün gece sabaha kadar kafanı çek. Ama bir şeyin meyhaneden çıkmış, Mustafa Bey yine. çıkmış hmm. bir insan bu dili kullansa yani ne yapalım ya adam işte kafayı yemiş sarhoş deri geçeriz yani. Ama İçişleri Bakanı bunu her gün kullanıyor ve ciddi ciddi bunun arkasında duruyor. Normalde bunların gideceği tek yer psikologtur. Yani bunları tedavi e, e, bunlar tedavi edilmesi gereken insanlar. E, Adalet Bakanı da o şekilde. Her türlü adaletsizliği yapan, temsil eden Adalet Bakanı e, milleti terörize ediyor. Ama yine de bilinçli, iradi, tahammüden bunlar söyleniyor ısrarla. Evet. Ve bir ıı, psikiyatrinin de konusu değilse siyaseten e, ne yapmak istiyorlar? Yani buna dair bir okuması bu, var mı? Bu ne millet yapmak istiyorlar? Sonuçta ne yapmak istiyorlar? Bunlar özellikle toplum içerisindeki e, endişeleri e, besleyerek bu endişelerin özellikle milliyetçi oylar noktasında kendilerine yönelmesini bekliyorlar. Yani bu bekan söylemiyle, bu işte bunlar terör örgütleriyle işbirliği içerisindeki yalanlarla vatandaşı ikna edebilir miyiz üzerine oylarımız üzerine birkaç puan koyabilir miyiz derdindeler. Neden? Sebebi asıl şu. Bakın asıl hı hı. sebep şu. Asıl topluma sorunların çözümüyle ilgili bir önerileri yok. Tükenmiş bir siyaset anlayışının son noktası bu. Yolun sonunu görüyorlar. Yo, iktidarda kalabilmek için ne pahasına olursa olsun her türlü e, kötülüğü meşru kabul etme aşamasını çoktan geçmişler. Ve e, iktidarda kalabilmek için, vatandaşı manipüle etmek için, ikna edebilmek için her türlü yolu deniyorlar. Yani tabiri caizse bütün tuşlara basıyorlar derler ya. Evet, evet. Bunlar şimdi bütün tuşlara basıyorlar. Bir taraftan işte... E, yani kasayı fazlasıyla boşaltan dil söylemler, taahhütler bunun birçoğunun zaten seçim sonrası uygulanamayacağını kendileri de biliyorlar. Hı hı. Çünkü ülke gerçekten çok derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Hı hı. Diğer tarafta da insanlara sonuçta bu şeyle savunma sanayi dedikleri ama savunma sanayinin çok ötesine geçen militarist dille aynı zamanda toplumu endişeye sevk eden dille bu insanları etkiler miyiz diye düşünüyorlar. Halbuki sokağa çıksalar şunu görecekler. Bakın bazılar sokaklarında geçsinler, Arnavutköy sokaklarında geçsinler, Bahçelievler sokaklarında geçsinler. Ne görüyorsunuz? Derin, çok derin bir yoksulluk var. Gün geçtikçe artan, gerçekten insanları çok ciddi endişeye sevk eden, yarınlarıyla ilgili çok ciddi kaygılanmış bir toplumsal gerçeklikle karşı karşıya kalırlar. İnsanlar ben evimden çıkartılırsam yarın, Üç misli kira ödemek zorundayım. Ben bunu nasıl ödeyeceğim endişesini taşıyorlar. İnsanlar evlerine temel gıda ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Sokakta insanlar yalvarıyorlar. Ben komşuma kendi şeyimi verdim, paso'mu verdim. Hı hı. Komşum da bununla yakalanmış. 700 lira cezası çıktı. Ben bu 700 lirayı ödeyemezsem, o zaman bu paso'mu geri alamam. Bana zekat paranızdan yardımcı olur musunuz diye sokakta insanlarla biz karşı karşıya kalıyoruz. Ama tabii, Cumhurbaşkanı Erdoğan Giresun'da dedi ki liderini soğana ekmeğe kurban etme, etmeyeceksiniz gibi bir laf etti Giresun'lara. Tüke, yani için... soğan, soğan ve patatesi kurban etmeyeceksiniz. Yani bir taraftan soğan ve patatesin simgeleştirdiği yoksullaşma bir kabul var tabii. bu söylemde. Tabii. Ama beri taraftan da hani asıl olan beka, asıl olan ee, işte millilik, e, milliyetçilik vesaire deyip e, çubuğu da oraya büyükeceksiniz. Nasıl okuyorsunuz siz bunu? Kendisini buna? demokratik zihin dünyası olmayınca bu dili kullanır. Demokratik e, bir rejimde e, bir kişi e, e, vatandaş tarafından geçici, sınırlı bir yetkiyle seçilir. <laughs> Tayyip Bey kendisini böyle düşünmüyor. Tayip Bey kendisini sonsuzum hissediyor kendini. Kendisini ebedi lider ebedi tartışılmaz kişi olarak konumlandırıyor. Hı hı. Şimdi orada o zihin dünyasının bir kere e, hani e, anayasal devlet anlayışıyla uzaktan yakından alakası yok. Dolayısıyla e, gerçeklikten o kadar kopmuş vaziyette ki kendisinin öncelikli sorumluluğu vatandaşın soğan patates ihtiyacını gidermek olduğunu çoktan unutmuş. Diyor ki hı hı. tamam diyor fakirsiniz. Yoksulluktan kıvranıp duruyorsunuz. Ben de her türlü zengin sofralar içerisinde her türlü şatafatı yaşıyorum. Ama sonuçta sizin özgürlüğünüzü aldım, sizin ekmeğinizi aldım, ama size savaş uçağı veriyorum ki onu da verdiği yok ya. Size savaş uçağı veriyorum. Bunu nerede görüyoruz biz? Rusya'da görüyoruz. Bu sonuçta despotik rejimlerin tamamında aynı anlayış vardır zaten yani. Bu dünyada da inşallah önümüzdeki yıllarda zayıflayacak otoriter zihin dünyasına sahip demokrasiyi kabul etmeyen demokrasi kültürünü yok sayan liderlerin son günlerinde ortaya koydukları klasiklerdir. Dolayısıyla şaşırtıcı bir evet, durum değil. Evet bir geriye değil. gidiş var gibi değil mi? Bostanaro'da yani, böyle oldu. Geriye gidiş de İsrail'de, var. Direnç evet, de var. Ama şimdi de var ama, bu demokrasi tabii. bilinciyle de yakından ilgili. İsrail'de anayasa mahkemesinin yetkilerini e, kısıtlamaya çalışan hükümetin karşısında yüz binlerce 100 insan binlerce sokağa, çıktı. sokağa çıktı. Maalesef biz bu demokrasi bilincine sahip değiliz. Temel problemlerden birisi de bu zaten yani. Ülkede yeterince birey yetişmiyor. Orta sınıf ciddi manada çökertildi. Bizim okullarımızda insan onuru, ötekinin hakkı, kadın erkek eşitliği, müfredatın olmazsa olmazı değil. Dolayısıyla ülkemizde yeterince birey yetişmediği için bunun sonuçlarıyla biz karşı karşıyayız. Onun için muhalefetin seçimi kazandığı kıtan sonra inşallah seçimi kazanacak, açık ara kazanacak. Ortaya koyacağı reform sadece böyle ufak tefek, günü birlik, günü kurtaran değil, kuşatıcı bir reform ortaya koyacak. Yani kısa vadeli politikalar, orta ve uzun vadeli politikalar aksi takdirde bu zihin dünyasını biz e, ilelebet e, tarihe gömme imkanına sahip olmayacağız. Yani Tayyip Erdoğan'ın o kullandığı dil gerçekten çok tehlikeli bir dil. E, kendisinin bazen acaba ne söylediğinin farkında olup olmadığını bilmiyorum. Ya yani bakın diyor ki ben diyor anladım diyor. Artık diyor sizin diyor sofranızdan çalıyorum. Ee, en temel ihtiyaçlarınızı gideremiyorsunuz. Ee, ama diyor e, sonuçta e, bana yapmayın bunu. Bana e, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sen görevini yapmamışsın. Sen zaten istifa etmek zorundasın. Yani demokratik bir zihin dünyasına sahip olsa ne der? Ya ben e, bana verdiğiniz emaneti e, maalesef e, bu emanete ihanet ettim. Bu emaneti taşıyamıyorum. Bu görevi yapamıyorum. Ehliyetten, liyakattan tamamıyla koptum. Ortak akıl mekanizmalarından, devleti akılselim bir biçimde yönetmekten, toplumu menfaatini öncelemekten ben tamamen uzaklaştım. Dolayısıyla istifa ediyorum diyemiyorum. Normalde demokrat bir adam bunu demesi lazım. Ne olursa olsun ben ilelebet size efendilik de yapsam benden vazgeçmeyin, yapmayın bana bunu diyor. Yani nankörlük yapmayın demeye getiriyor. Halbuki sen bizim gibi normalde bir vatandaşsın. Vatandaş seni o noktaya getirmiş. Sen vatandaşın üzerinde doğrudan Allah'tan emir alan bir insan değilsin ki. Haşa. Ama işte birileri kandilden talimat alıyor, biz Allah'tan talimat alıyoruz gibi bir dini cümle de kullanıldı dini biliyorsunuz. Dini değerlerden ne kadar koptuğunu da gösteriyor. Bu bir kere şimdi normalde eskiden birisi böyle birisi dese mesela ne diyor Hasan Mezarcı çıkıyor. Kendisini Mehdi ilan etmiş millet trajikomik bir hal olarak değerlendiriyor. Evet. Ama devletin başında bir zat doğrudan Allah'tan emir aldığını ifade ediyorsa o zaman sonuçta benim gördüğüm şu Kur'ani değerlerden o kadar kopmuş ki çünkü Allah kendisine adalete emrediyor. Allah kendisine yalan söylememeyi emrediyor. Allah kendisine yumuşak dille konuşmayı emrediyor. Allah kendisine ehliyeti liyakate emrediyor. Bunlardan tamamıyla kopmuş kendi zihin dünyasını Kur'an'a Allah'a atfederek kendi keyfini dinin kendisi olarak tanımlayabilecek kadar sadece toplumdan değil, aynı zamanda dini referanslardan da kopmuş bir noktada. Dolayısıyla bu gerçekten artık hiçbir şekilde taşınmaz bir durum. Bu ülke bir an evvel, demokratik kültüre dönmesi lazım. Bir an evvel insanlar tekrar nefes alabilecek hale gelmesi lazım. Bizim zaten verdiğimiz mücadele bu. Peki bu anlaşılıyor mu toplum mevzinde? Yani sizin dediğiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ezeli ve ebedi lider zihin dünyası 14 Mayıs akşamını tecelli eder ve gerçekten toplumda evet bir değişim şart artık yorulduk toplum olarak yorulduk duygusu güçlü mü? bir taraftan toplumda bu duygu güçlü. Ee, yani değişimi e, için çok yeterince e, yeterli ve güçlü bir çoğunluğu ben görüyorum sahada. Ama diğer taraftan da e, toplumda daha da önemli bir kesim. E, min e, Tayyip Erdoğan'ın bu sözleri karşısında ona destek vermeyi sürdürmesi de e, demokrasi kültürünün kalıcılığı açısından da endişe verici bir tablo. Hı hı. Hala yani, %30'dan üstü. E, tabii yani bu, bunu göz ardı edemeyiz ki. yüzde otuzluk bir e, kitle eğer e, bu zihin dünyasına prim verebiliyorsa e, bu herkesi ciddi ciddi düşündürmesi gereken e, bir husus. Bu sadece orayla ilgili değil ki. Aynı mesele. Ben sonuçta <laughs> e, muhalefette kendini gören ama zihin dünyası Tayyip Erdoğan'dan farklı olmayan başkalarıyla ilgili de bu geçerli. Allah'tan Hı -hı. onlar o kadar ciddi bir güce sahip değiller. Ama neticede Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Bundan sonraki süreçte biz ülkede demokrasi kültürünü nasıl güçlendiririz buna odaklanmamız lazım ki orta vadede uzun vadede toplumda demokratik dönüşüm gerçekten güçlensin ve toplumun kendisi yönetimde birileri çıkıp demokrasiyi ezmeye çalışırsa bunun karşısında direnebilsin. Hı hı. E Mustafa Bey bu yurt dışı seçmenler meselesine de geleceğim çünkü siz bay oraya yakından takip ediyorsunuz. YSK ne kadar oy kullanıldığını da düzenli olarak açıklıyor zaten ama oraya gelmeden önce siz dediniz ki yani biz tabii ki 14 Mayıs sonrasını artık konuşmamız gereken bir e, sürece girdik diye inanıyorum. Siz dediniz ki Türkiye'deki merkez sağ o kadar e, daha aşırı sağ kaydı ki. Mesela deva gibi bir parti. Siyasetin merkezi. Evet, evet aynen. Geleneksel ya da bildiğimiz siyasal siyaset bilimi terminolojisiyle o anlamıyla e, dünyanın da zaten merkezi sağa kaydı da. E, o açıdan deva partisi daha merkez e, siyasetin bizzat e, aktörü olmaya çalışan Deva Partisi'nin söylemleri merkez fazla sağ kaydığı için biraz bana göre sol kalıyor mesela. Yani temel hak ve özgürlükler meselesi, ana dil meselesi, alevilik meselesi, inançlar meselesi ve bunu da daha ne derler Türkiye'deki genel siyaset dilinin biraz da aslında zorlayacak bir şeyle de dille de savunuyor siyasi dilini buradan da kuruyor. Mesela yeni dönemde şöyle şeyleri görebilir miyiz? İşte Deva Partisi'nin seçilmiş milletvekilleri, belki de Genel Başkanı Ali Babacan e, ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacak. Mesela Cumartesi sahnelerini ziyaret ediyor. Böyle şeyler görebilir miyiz önümüzdeki siyasi dönemde? Öncelikle Deva Partisi'nin ortaya koyduğu dil e, Türkiye'deki... E, alışıla geldik siyasi kategorilerle ne sağ ne sol olarak değerlendirilebilir. Hı hı. E, bir kere zaten Türkiye'de sol adına ortaya konulan şeyler de e, siyasal literatür itibariyle değerlendirecek olursak solla bir alakası yok. Türkiye'de kendisini sol olarak tanımlayan e, siyasal hareketlerin çoğu da aslında e, sağ bir zihin dünyasına sahip. Ama sağa da o kadar çarpıtılmış bir noktaya geldi ki normalde Türkiye'de sağdan vatandaşın anlayacağı konusunda e, e, Vatandaşın anlayacağı nedir? Şudur. İyibisi toplum küçük, küçük Ömer gibi yani. <laughs> toplum, yani. toplumsal değerlere saygılı, toplumun dini değerlerine, inançlarına, muhafazakarlığına saygılı bir yaklaşım diye ifade ederler sağ. Ee, şimdi sol diye Türkiye'de e, solun kendisini tarifiyle e, vatandaşın sol adı altında düşündükleri örtüşmüyor ki zaten Türkiye'de. Dolayısıyla her şey birbirine karışmış vaziyette. O açıdan Deva Partisi de zaten kendisini sağ sol olarak değerlendirmiyor. Toplumun tamamına hitap eden, toplumun herhangi bir kesimini dışlamayan, ötekileştirmeyen, toplumun tamamını farklılıklarıyla birlikte zenginliği kabul eden, kucaklayan ana akım bir siyaset anlayışı diyor. Biz hı hı. sesin neyin sesi olarak tanım? Biz adaletin sesiyiz. Biz özgürlüklerin sesiyiz. Biz sonuçta sosyal devlet anlayışının sesiyiz. Biz elbette fırsat eşitliğinin sesiyiz. Dolayısıyla hani devayı bir yere sıkıştırmak gerçekten çok zor. Ama e, belirttiğimiz gibi e, siyasetin merkezi o kadar kaymış vaziyette ki o sebepten dolayı insanların kafası da karışıyor. Bir de artık bu e, iktidarın yıllarca sürdürdüğü e, dezenformasyon politikası neticesinde vatandaşın zihin dünyası da allak bullak olmuş vaziyette maalesef. yani Bunu bir doğru hı hı. tespit etmek lazım. İkincisi, cumartesi anneleri... ...korkunç bir zulüm yaşıyorlar zaten. Çünkü her hafta, haftalarda gözaltı alınıyorlar biliyorsunuz. Yani bir kere... Meydanı geri alabilmek için. Bir kere, bir kere için. bu temel, insanların temel hak ve özgürlüklerinin yok sayıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani Cumartesi annelerinin demokratik haklarından istifade edememeleri gibi bir durum... ...zaten başlı başına vahim bir durum. O açıdan Ali Babacan olsun, diğer arkadaşlar olsun, Cumartesi annelerini ziyaret etmemeleri gibi... Bir durum olmayacağı gibi, böyle bir şey düşünülemeyeceği gibi asıl mesele bizim sorumluluğumuz. Cumartesi annelerinin özgür bir biçimde o demokratik haklarını yerine getirebilecek ortamı tesis etmek. Ve bir de Yoksa, çocuklarının şimdi, akıbetini bu, öğrenebilmeleri e, tabii ki, değil mi tabii, asıl? Elbette asıl orada büyüktür ama hiç ama daha gelmedi Evet oraya hiç şimdi, gelemedik hiç yani. gelmedik. Şimdi uh -huh. bu insanların sonuçta e, yani faili meçhul e, diyoruz ama e, faili kısmen de çok belli, belli. olan cinayetlerin üzerine gidilmesi, bunlar açıklığa kavuşturulması, burada suçlu olanların gerçek anlamda yargılanması ve aynı zamanda cumartesi de o acılarına saygı gösterilmesi. Bu zaten hukuk devleti dediğimiz zaman bu asgari bir tutum. İşte şunu şimdi toplumda öyle bir şey oluyor ki şuna şunun hakkını savunursanız şucu oluyorsunuz. Bunun hakkını savunursanız bucu oluyorsunuz ve insanlar bu konular üzerinden ayrışa ayrışıyor. Halbuki biz Deva Partisi olarak kişiler üzerinde durmuyoruz ki. Biz ilkeler üzerinde duruyoruz. Bu ilkelerin gereği şuna fayda getirir, bunun hakkını korur, şunun imtiyazını da reddeder. Bu tali bir konu, ikincil bir konu. Yani biz ilkelere sahip çıkmamız lazım, ilkeleri yaşatmamız lazım. Deva Partisi'nin derdi gündemi bu. Ee, elbette seçimden sonra da bu gündeme daha güçlü bir biçimde sahip olacağız. İktidara geleceğiz. İktidara geleceğimiz için e, bizim için de sınama. Bizde de bir sınamayla karşı karşıya olacağız. Bizim iktidarımızda da Cumartesi anneleri eğer e, en temel hak olan toplantı gösteri hakkından istifade edemiyorlarsa o zaman orada bir sorun var demektir yani. Bu kabul edilecek bir durum elbette olmaz. Dolayısıyla bu iktidar değişimiyle birlikte bu ülkede isteyen fikrini söyleyecek İsteyen gazeteci yazıp çizecek. isteyen de toplantı ve gösteri hakkından istifade edecek. Bunun teminatı e, yürütmedir ki yürütme bunu sağlayamıyorsa zaten görevini yapmıyor demektir. Peki Mustafa Bey böyle zamanımız da daraldı. Şunu soracağım. Şampiyonlar Ligi'nden söz etti Kemal Kılıçdaroğlu. Babacan'la o videosunda biliyorsunuz. Böyle bir... Ee, kabine krizi var mı bir onu sorayım yani isimler yavaş yavaş belli oluyor mu? Hangi bakanlıkta hangi Kurumda hangi bürokrat yüksek bürokrat olacak? Bunlar netleşiyor mu ki açıklanacak yakın zamanda Onu sorayım Bir de yurtdışı oylar konusunda e, Nedir size gelen veriler tablolar Gerçekten yüksek bir katılım var mı? Bu yüksek katılım olması demek Sonuçlara etki edecek demektir Ama böyle mi gerçekten İngiltere ve Amerika'dan gelen yüksek katılım kimin lehine bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle bir kere bizim Millet ittifakı olarak mutabakatımız seçimden sonra... Zaten 2500 maddeniz var. Seçimden sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığında siyasi parti liderlerin bir araya gelip uzlaşmayla üst düzey bürokratları ve elbette bakanları belirlemesi olacaktır. Hı hı. Bununla ilgili herhangi bir kriz olmaz. Çünkü bununla ilgili biz zaten 2-2,5 iki, iki yıldır çalıştık, ortada bir yol haritası var. Neyin nasıl yapılabileceği, yapılması gerektiği zaten ortada. Geçiş süreci yol haritasında bunlar yazıldı. Bunlar hani yazılmamış, çizilmemiş şeyler değil ki. Onun için bugünün yarın meselesi değil, seçimlerden sonraki gündem, e tabii isimlerin konuşulması çok normal. Yani ee, insanlar tabii ki bilmek e, isterler doğal olarak e, ama elbette ama yani bu bugünün meselesi değil. İlk önce şu seçim açık ara kazanılması gerekiyor. Yani bir kere bunu gözden kaçırmamalıyız. Açık ara lazım. vurgusu önemli. Çünkü çok önemli. Yani Türkiye'nin huzur bulabilmesi için, Adalet herhalde. Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın darbe dil darbe yaklaşımını dilini ağzından düşürmediği bir ortamda Türkiye'nin huzur bulabilmesi için bu insanlar da hatlarını bilebilmeleri için vatandaş güçlü bir biçimde sandıkta iradesini ortaya koyması lazım. Bunlara haddini bildirmesi lazım. Darbe dilini konuşanlara karşı bunları sandığa gömmesi gerekiyor. Bu yapıldıktan sonra çok daha rahat bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Onun için ilk önce bu seçimler açık ara kazanılacak. Seçimlerin ikinci tura kalması bugün bakın bu darbe dilini konuşanların seçimlerin ikinci tura kalması durumunda aklından neler geçirebileceğini düşünmek bile istemiyorum. Düşünmek bile istemiyorum. Çünkü bunların zihin dünyası Maalesef her türlü kötülüğe hazır hale gelmiş vaziyette. Dolayısıyla seçimler kazanıldıktan sonra altı siyasi partinin genel başkanı oturup bu konularla ilgili kararını güçlü bir uzlaşma kültürü içerisinde verecektir. O konuda en ufak bir şüphem yok. Elbette farklı düşünceler olacaktır. Elbette orada değerlendirmeler olacaktır. Çünkü çok zengin bir tabloyla karşı karşıya çok güçlü altı siyasi partinin en nitelikli en güçlü isimleri üzerinde konuşulacak. Her birisi bir diğerinden değerli arkadaşlarımız. Dolayısıyla elbette tartışılacak ama eminim çok güçlü bir e, ekip orada e, kurulacak. Ve ülkeyi inşallah e, şu e, e, içinde bulunduğumuz derin krizden e, kurtaracaktır. Bu bir. İkincisi hı hı. yurt dışı seçimler konusu. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz. 3 milyondan fazla. Üç buçuk şimdi o, üç son buçuk seçimler yani. 2018 seçimlerinde seçmen sayısı 3 milyondu. Hı hı. Seçime katılım 1,5 milyondu. Dolayısıyla ortalama %50, 50. %50 oy kullanıldı. Bu zaten bir dünya rekoruydu. Evet. Yani yurt dışında vatandaşlarımız... Öyle kapının önündeki sandığa gitmiyor. Tabii bekliyorlar ee, bir emek hayır, istiyor hem değil mi? Hem bekliyorlar hem birçok insan için onlarca ve yüzlerce kilometre yol gidiyorlar. Yol gitmekten. Öyle yani. sonuçta şimdi her mahallede sandık diye bir şey yok ki. Tabii. Konsolosluk mahallelerinde hı. veyahut da başka ortamlarda oluyor ki. <laughs> normalde ortalama en azından bir insan ortalama 20, 30, 40, 50 kilometre yol gitmek hı hı hı. zorunda. Böyle bir ortamda %50 katılım ciddi bir katılım. Hı hı. Bu seçimlerde... Seçmen sayısı 3 milyon 400 bin'e çıkmış vaziyette. Hı hı. Dolayısıyla 3 milyon 400 bin seçmende 1 milyon 700 bin kişinin oy kullanması zaten geçen seçimlerin ortalamasını tutturmak olur. Evet. Hani, yani artışla orantılı. Ha, ha, şimdi artışla orantılı, onun biraz üzerine çıkabilecek bir tablo ben görüyorum. Hı. Yani bu seçimlerde 1 milyon 800 bin e, katılımı aşabilecek bir tablo hı hı. görüyorum. Hı hı. Bu aynı zamanda insanların bu seçimi gerçekten Türkiye'nin Bekası için hani beka söylemini hep kullanıyorlar ya. Kader bir seçimi. Birçok bir insan elbette bunu görüyorlar. Bu bir kader seçimidir. Tabiri caizse bu son çıkıştır. Yoksa sonuçta Tayyip Erdoğan bu ekonomik krizde mücadele edebilmesinin tek yönü toplum üzerindeki baskıları ve üzülerek söylüyorum şiddeti artırmak ancak olacaktır. Başka türlü bir şey yapamaz zaten. Altından kalkması mümkün değil. Onun için vatandaş bunu görüyor. Vatandaş bunu görüyor. üçlü bir biçimde sandığa gidecektir. Yurt dışında özellikle ABD olsun, İngiltere'de olsun artış son artış, seçimlerde %20'nin hmm. altında katılım vardı. Hmm. Almanya ortalaması, Fransa ortalaması %50'nin üzerindeyken hmm. ABD, İngiltere %50'nin altındaydı. Dolayısıyla orada katılımın artması, ciddi manada artması aynı zamanda... Ee, orada geç, ön çekiş seçimlerde sandığa gitmeyen birçok insan da sandığa gideceğini, sandığa gittiğini gösteriyor. Muhalefetin lehine mi bu? İngiltere ve abi Bakın e, e, Öyle düşünüyorum. Hı. Çünkü sonuçta demografik durumu göz ardı edemeyiz. Oradaki hı. sosyoekonomik e, kapasite, e, diğer e, e, Almanya işçi göçünün sonucunda oluşan bir kitle e, ama seçmenin yüzde seksen beşi Batı Avrupa ülkelerinde. Hı hı. Yüzde ellisi Almanya'da. Ondan sonra Fransa geliyor, Hollanda geliyor ve böyle devam ediyor. Belçika, Avusturya vesaire falan. Dolayısıyla asıl büyük seçmen kitlesi şeyden Almanya geliyor ve Almanya'da Fransa'da. ve bu insanların göç ettikleri memleketlerin o sosyopolitik politik rengini de elbette taşıyorlar taşıyorlar kısmen yani bunu da göz ardı etmemek lazım. Dolayısıyla ancak bu seçimlerde ben Tayyip Erdoğan'ın oran olarak oyunun düşeceğini, muhalefetin yüzde yani. muhalefet şey, 160'ın e, e, üzerindeydi, e, düşeceğini e, aradaki farkın e, e, yani e, son seçimlerde olduğu gibi açık olmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Ve Türkiye'ye bunun yansımasının da e, 0-2-0-3 düzeyinde olacağı kanaatindeyim. Hı hı. Yani önemli olan yurt dışındaki e, vatandaşlarımızın ortaya koydukları iradenin Türkiye'deki seçmen iradesini değiştirebilecek bir güçte olmaması, böyle bir durum zaten söz konusu değil. İnsanlar biraz böyle algılıyorlar. Şimdi 3 milyon 400 bin akıllara geliyor, bu kadar seçmen, hayır, böyle bir seçmen yok. Bu seçmen teorik olarak var da, var ama, sandığa gitmiyor. Evet, böyle bir ortam mi? yok yani, Hı. böyle bir ortam yok, böyle bir imkan yok. Dolayısıyla o 1 milyon 700 bin 800 bin üzerinden düşünecek olursak. Tayyip Erdoğan'ın alacağı oy 900 binin biraz belki üzerinde olur. Hı hı. E, Kemal Bey'in de alacağı oy e, son seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya muhalefetin e, birlikte e, hareket et, e, birlikte hesap ettiğimiz takdirde aldığı oyun çok üzerinde olacaktır. Aradaki fark kapanacaktır. Bunun için ama her bir vatandaşımız e, sandığa gitmesi gerekir. Bizim derdimiz Türkiye'yi AB standartları e, doğrultusunda geliştirmektir. Dolayısıyla biz Türkiye'nin gerçekten hukuk devletini olmasını istiyoruz. Gerçekten insanların artık nefes almasını istiyoruz. Kimsenin kimseyi ötekileştirmemesini istiyoruz. Siyasetin haddini bilmesini istiyoruz. Kuvvetler ayrılığının olmasını istiyoruz. Yargının bağımsız olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanının gerçek anlamda bütün milleti kucaklamasını istiyoruz. Bunun için mutlaka sandığa gidip e, muhalefete güçlü bir destek Türkiye'nin demokratik geleceği için olmazsa olmazdır. Peki Sayın Yeneroğlu son çok kısa Simülasyonlar geliyordur. Şu an anket açıklamak e, şey kanunen mümkün değil ama e, meclis aritmetiği muhalefetin lehine mi olacak? Ne, ne diyor şeyler? O çok açık yani. Hı. Elbette muhalefetin lehine olacak. Hı -hı. E, ama çok daha açık olması gerekiyor. Yani muhalefetin lehine olması yetmez. Muhalefetin hedeflerinin önemli bir bölümünün gerçekleştirebilmesi için anayasa değişikliği Hı -hı. yapmamız gerekiyor. Hı -hı. Dolayısıyla en az 360 milletvekiliyle Mecliste temsil edilmesi gerekiyor muhalefetten hı hı. ama her şeyden de önemlisi yürütmenin değişmesi. Çünkü yürütme değişmedikten sonra Tayyip Erdoğan zaten bakın şu anki durumda bazen zannediyoruz ki mesele sadece sistem. Hayır Tayyip Erdoğan ülkeyi bir başkanlık sistemi veya bir model üzerine yönetmiyor ki. Yani mevcut anayasadan ki anayasanın kendisine verdiği yetkilerle yargıya talimat verme yetkisi var mı? Hayır. E, yargıçları telefonla arama yetkisi var mı? Yok. E, yasamaya kanun gönderme yetkisi var mı? Yok. E dolayısıyla bundan hiçbirisi zaten yok. Onun için şu anda ülke herhangi bir norma göre, herhangi bir kurala göre, hukuka göre yönetilmiyor. Tamamen keyfi bir biçimde bir kişinin kafasına göre takılmasıyla yönetiliyor. Onun için de yönetilemiyor zaten. Her geçen gün daha başka kötülüklere savruluyoruz. Dolayısıyla tekrar kural bazlı ülkenin yönetilebilmesi için, tekrar ülkenin öngörülebilir olması için zaten bu iktidar değişimi şart. O sebepten dolayı yürütmenin değişimi zorunlu. Aksi takdirde Tayyip Erdoğan, hani öyle bir olasılık yok da. Yani Cumhurbaşkanlığı zaten, da değişmeli diyorsunuz. Cumhurbaşkanı değişmese mi? zaten Tayyip Erdoğan Meclise istediği gibi kararnameleri gönderir. Sadece şey, meclisi kilitlemek için. Meclis onun gönderdiği kararnameleri düzeltmek için uğraşır. Sadece bu yöntemle bile meclisi çalışamaz hale getirir. Onun için yani yürütme değişmedikten sonra tek başına mecliste muhalefetin çoğunluk elde etmesi yeterli değil. Hı hı. Mutlaka yürütmeyi almamız gerekiyor. Parlamentoda da anayasayı değiştirecek çoğunluğu elde etmemiz gerekiyor ki biz bunları detaylı bir biçimde çalıştık biliyorsunuz. Hı hı hı. Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Muhalefet 84 maddede biz uzlaşı sağladı evet. ve bu anayasa değişikliklerini de mutlaka gerçekleştirmemiz gerekiyor ki bir daha böyle bir yaklaşım iktidara gelip de ben kafama göre ülkeyi yöneteceğim gibi bir tutum içerisinde olamasın. Hı hı. Mustafa Yeneroğlu çok teşekkürler. teşekkürler. Ee, Mustafa Yeneroğlu e, İstanbul 3. bölgeden CHP listelerinden aday, Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı, kurucularından. Tabii ki AK Parti'de AK Parti eleştirdiği için ayrıldı ve siyaseti Deva'dan yürütüyor. O yüzden o Mustafa Yeneroğlu'nun iktidara ilişkin tespitleri, yorumları bu bağlamda da daha da önemli hale geliyor. Evet başka bir yayında görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın. Seçimlere az bir zaman kaldı. Seçimleri bizden takip etmeye devam edin. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bağımsız gazeteciliği destekleyin.